Assalamu alaikum sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok değerli bir tarif yapacağım inşallah. Tabii ki acı sevenler için bu tarif. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada 2 kilo acı, zehir gibi biberim var. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi bunların önce saplarını bu şekilde koparacağım. İçindeki çekirdekleri kesinlikle çıkarmayacağım. Çekirdekleriyle çekeceğim. Sadece biberlerimi bu şekilde dediğim gibi bu şekilde ayıklıyorum. Tabii ki bugün eldiven kullanmak zorundayım. Çünkü biberim gerçekten çok acı. Ve gerçekten biz bütün yaz boyunca bu biberi yemeğin yanında tüketiyoruz. Bunları temizleyip sizlere geri döneceğim. Şimdi biberlerimizi güzelce saplarını aldım. Biberimi makinede önce çekeceğim. Şimdi biberimi çekmeye başlıyorum. Biberimizi birinci ağızı çektik. Şimdi ikinci ağız çekeceğim. Şimdi biberimizi çektik böyle iki defa. Makineden çektim. Sosumuzu pişirmeye götürüyoruz. Bir yemek kaşığı kadar zencefil rendeliyorum. Tenceremi ocağa koydum. Altını yaktım. Şimdi tencerem ısındı. Burada içerisine bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve yağım birazcık ısındı. İçerisine sarımsakları ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sarımsak ilave ettim. Sarımsaklarını fazla kızartmayacağım. Çok hafifte. Hafif böyle çevirecek. Ve üzerine 1 yemek kaşığı zencefil ilave ettim. İçerisine hemen biberimi ilave ediyorum. Çektiğim acı biber. Emin olun ki bu sos inanılmaz bir antibiyotiktir. Biliyorsunuz doğal antibiyotik. Sarımsak başlı başına bir antibiyotik. Zencefil de aynı şekilde. Ve acı biberle zeytinyağıyla karışınca, birleşince inanılmaz bir antibiyotik ortaya çıkıyor. Şimdi sosumuz kaynamaya başladı. Ya biraz daha ilave yapabilirim. Bunun içerisine şöyle bir yemek, 2 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kimyon ilave ettim. Biliyorsunuz kimyonda şifa özelliği vardır. Burada da bir çay bardağı 3'te 2'sini nargisi sosuma ilave ediyorum. Sosumuz pişmeye devam ediyor. Şimdi burada sosumuza yarım çay bardağı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olabilir. Sonuna doğru biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi sayın takipçilerim sosumuz pişiyor. Şimdi demiştim daha yağ ilavesi yapacağım. Burada yağım var. Ne kadar yağ eklediğimi sizlerle tabii ki açıklama bölümüne yazacağım. Yağ ne kadar çok olursa acısını dindirmiş oluyor ve daha lezzet veriyor. Sosumuza 2 yemek kaşığı tuz koydum. Yarım yemek kaşığı daha ilave ettim. Siz yaparsanız, isterseniz tuzunu daha az ya da daha fazla koyabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Burada sosumuz pişerken diğer tarafta kavanozlarını kaynatıyorum. Burada sterilize etmek için. Kavanozlarımı da alıyorum.
Şimdi sosumuz pişti. Sosumuzu kaynar kaynar kavanozlara dolduracağım. Altını kapatıyorum. Ve kavanozlara doldurmaya geçiyorum. Şimdi sosumuzu sıcak sıcak dolduracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu sostan kim yiyecekse şifa bulsun, zeka bulsun inşallah. Hastaysa şifa bulsun. Tadına lezzetlensin inşallah Allah'ım. Şimdi sayın takipçilerim, kavanozlarımı kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcak. Sıkıca bu şekilde kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Sayın tavşilerim, sosumuz hazır bu şekilde. Maşallah, berekallah. Ben bu sostan kendime bir tane ayıracağım. Gerisi kim bana ulaşırsa, kime kısmet olursa ona göndereceğim. Ağız tadıyla kim yerse bu sostan ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Yiyenlere şifa bulsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni ikinci kanalımdan, Hatayların Günlükleri TV kanalımdan bana abone olup takip ederseniz çok sevinirim. İnanılmaz lezzetlidir. Mutlaka sizlerin de bu sosu yapmanızı ve tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ve burada tabakta isterseniz tüketeceğiniz zaman daha da lezzetlendirmek istiyorsanız bu şekilde üzerine ceviz serpip tüketebilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Buyurun, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.